Teknoseyir'e hoş geldiniz. Donanım incelemelerimiz devam ediyor. Evet. Murat ne var? Özel bir kartımız var Levent abi, Asus'tan. 780 ama Strix ve Overclock. Şimdi bu Asus Strix bir seri oluşturdu. Sadece evet. Ekran kartı falan yok. Her şey var içinde. Her şey var dediğin gibi. Biz ekran kartına bakıyoruz. Baykuş logolu evet. Bir seri çıktı. Biz ekran kartlarından... GeForce 780, 80. GTX 780, şimdi, Ti değil. Değil. Şimdi Levent abi, şu 780 normal. Biliyorsun referans kartlarının rengini mengini değiştiriyorlar. Genelde ilk çıkan kartlar böyle çıkıyor. Evet. Sabredersen daha sonra firmalar bunlara kendi çözümlerini adapte ediyorlar. Bu buna dönüşüyor. Hmm. Şimdi önümüzdeki... Yine farklar var. Evet, önümüzdeki kart bir defa... DirectX 2 serisinden hem soğutması özel hem de bunun ekstra bir tarafı var Strix Edition'ın. Şimdi iki kart var abi, bu AMD değil Intel, Nvidia tarafı, bir de AMD'de 280'i var bunun. Bunlar abi 0 desibel, yani sessiz ama gerçekten sessiz, fanlar dönmüyor. 65 dereceye gelene kadar sen fan falan görmüyorsun, fan devri. Ya bu enteresan bir şey çünkü hani fanı yavaşlatan çözümleri çok evet. Gördük de durduranı... Denk burada gelmemişti. Görüyoruz. Evet, bugüne kadar. Bunun esas özelliği bu. Söylediğim gibi. Ama bir de Overclock Edition. Bu, dolayısıyla referans saat hızında da değil. Daha yüksek çalışıyor. Şöyle biraz hemen özelliklerine gireyim. GK110. Artık 780 nedir'e girmiyorum. 2304 shader'ı var bunun. TI'de 2880 daha düşük. Tamam. 192 dokun ünitesi var. 32 ROP'u var. 384 bit bellek ara birimi var. GDDR5. Bu kart normalde 780'ler 3 GB bellekle gelirken bunda 6 GB bellek var. Evet, o bayağı enteresan. 6 GB'ı. 6 GB'ı Nvidia Titan'a saklıyordu evet. Normalde. Burada karşımıza çıkıyor. 863 MHz referansın hızı. Boost ile işte 900-1000 MHz arası çalışıyor. Bu ama direkt 941 çıkıyor kutudan. Hmm. Ama Boost ile 1035'e gidiyor. Tamam. Daha sonra overclock'la ettim ben. Bunun da söyleriz. İkinci bölümde söyleyeceğim. Şimdi şöyle baktığın zaman zaten bunun sıra dışı bir kart olduğu çok belli. Kocaman iki fan i̇ki var. İki tane fan. Neredeyse 12 santim. Evet, bunlar alttaki soğutma bloğunu. Bir de heat pipe'ler şimdiye kadar evet. Gördüğümüz en kalın heat pipe'ler yani ısı evet. Boruları. 10 milimetre. 1 santim. Hı-hı. 5 milim, 6 milim görürdük. Hani 5 milim evet. Gördük, 6 milimler o kalın derdik. Hı-hı. 10 milim, 1 santim heat pipe. Öyle. Çünkü Levent abi bir de şey var. Bunda şu soğutma bloğu komple her şeyi soğutuyor. Sadece GPU'yu değil. VRM modülleri de her şey bundan nasipleniyor. Artı bunda Asus diyor ki ben diyor DigiVRM diye bir sistem kullanıyorum diyor. Bir analog değil diyor. Hmm. Bunda da şeymiş maksat. Tabii bunu oturup ölçemiyoruz biz ama. Mesela bunlarda artık kartlara dinamik yükler biniyor ya. Evet. Voltaj da ona göre ayarlanıyor. Ben diyor ki nokta atışı yapıyorum. Ne kadar voltaj gerekiyorsa buna, bu overclocklu versiyon bir de. Ben diyor onu tespit edip veriyorum. Artı diyor benim kullandığım, bunda kullandığım parçalar en kalitelerinden daha çok dayanıyor. Ve ses çıkarmıyor. Ama bu ses şu ses değil. Burada fandaki sesten bahsetmiyorum. Bazen bobinlerin bir ıslık cızırdama gibi bir sesi olur. Bu bizde diyor olmaz. Bunu test edelim. Evet, iyi kaliteli komponent kullanarak çözebileceğin bir sorun. Evet. Asus buna dikkat ediyorsa çözmüştür. Evet. Burada işte %30 daha fazla voltaj sağlayabilirim gibi bir ifadesi var. O dediğim gibi bunu onu açman. O da overclock'a yarar. Overclock'a yarar. DirectX'daki direct kelimesi nereden geliyor? Doğrudan GPU'ya temas ediyor borular. Evet. O tür soğutma sistemleri CPU soğutucularda bir ara moda olmuştu. Evet. Direkt heat pipe'ların çekirdeğe değmesi Asus o sistemi da, ekran kartına getirdi. Evet, DirectX'ü orada. DirectX'ü biz daha önce duyduk çünkü. Sonuçta daha önceki kartlarda da Asus kullanıyordu. Buradaki olay fanların durması. Dediğim gibi 65 dereceye kadar. Peki evet. 65'e ulaşınca ne oluyor? Böyle ortalığı mı yıkıyor? Öyle değil. Fanlar gayet sessiz bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Yani oyun seyahatinde duymazsın. Ne kadar güç girişi var? Şimdi şöyle iki tane güç girişimiz var. Şurada 8 ve 6 pin olarak. İyi, iki tane 8 değil. Değil. Duruşu ters normalde alıştığımızdan. Bu sayede takıp çıkarması kolay oluyor. Tamam. Bir de iki tane led koymuşlar.
tam temas etti mi etmedi güç mi? Güç durumunu gösteriyorsun. Evet, güç durumunu gösteriyorsun. 8 pinin yoksa şöyle bir aksesuar vermiş. 6 pinleri, 2 tane 6 pini 8 pine çevirirsin diye ama bu kartı alan adamın yani öyle zor bir güç kaynağı olduğunu zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Böyle sıkıntılar yaşayacağını zannetmiyorum. Şöyle baktığın zaman hani giriş çıkış anlamında referanstan fazla farklı bir şey sunmuyor. Standart karta bakayım. Şimdi evet, senin söylediğin konu şu. Normalde şunu şöyle taktığında şu tırnak ekran kartının iç tarafında kalınca sökmesi biraz daha zor oluyor. Zor oluyor. Böyle daha söküp sana vereyim şunu. Sen de tırnak tamamıyla dışarıda kalıyor. Evet. Dolayısıyla söküp çıkarmam çok daha kolay. Evet. Evet, kart böyle Levent abi. İki slot kullanıyor yine. Mecbursun, o bakımdan bir şey yok. İki slot kullanacaksın. Fakat bundan çok daha geniş bir kart. Tabii canım, bu şu, bayağı geniş şu bir tarafta kart. Çok daha geniş bir. Yan yana koyalım. Şöyle. Baksana, bunu bunun üstüne koyabiliyorum şöyle. Taşıyor. Değil mi? Arkadan hizalayalım. Yok, yok, bak çok... şu aradaki farkı görüyorsun. Çok net bir fark var abi. Kasa içinde çok daha büyük bir yer işgal edeceği kesin. Tabii bunu normal kasalara takmayacağız. Büyük kasalara takacağız. 27 santim. 27 santim mi uzunluğu? Evet. Önde iki tane DVI'in var. DisplayPort'un var, HDMI'in var. Bu da çıkışları. Artık bu birazcık standart hale geldi, evet, şu kurulum. Hala analog VGA, VGA kullanıyorum diyen varsa bunlardan biriyle uyumlu o. Şöyle evet, bakayım, gözümle kontrol edeyim. Görmeyen gözümle şuna takılacak. Şöyle de bu adaptör de gelmiş. Bir de şey gelmiş Murat. İşte. Bir de bunu da SLI yapacağım diyorsan köprüsü. Uzun. Evet, yani ne kadar gerekli olduğu tartışılır. Şimdi gelelim, hani ben bunu şimdi sisteme takacağım, test sistemimize, ama bir fiyatını da burada konuşalım. Şimdi Asus'un bu, şu an ben bu yayını yaptığım zaman Türkiye'de yok. Bu zaten çok yeni çıktı abi. Evet. Yani bayağı yeni çıktı. Bana Asus'un söylediği fiyat 1000 dolar artı KDV. 999 hadi tam doğru söyleyeyim. Yani 1000 dolara 780 Ti alıyorsun. Onu söyleyeyim. 780 de alabiliyorsun tabii, tabii ki. O... Rahat rahat alıyorsun. Peki Murat, şimdi standart 780 GeForce 780 GTX 780. En yalın hali bu. Bu. Nvidia'nın direkt. Doğru. Bunun zaten bu M.2 kartın bir markası yok. Yok, Nvidia'nın kartı bu. Ne fark var şimdi? Bir özetleyelim, toparlayalım. Tabii bu saat hızı olarak yüksek. Shader sayısı falan aynı. Yok, değişemez her şey, zaten. Her şey aynı. Saat hızı yüksek. Bundan gerçekten ben performansta konuşuyoruz hızlı. İki katı. Bellek var. O bayağı bir fark. İki 6 katı. 6 GB. Yani 6, evet, elimdeki 3. Onun dışında soğutma çözümü özel. Ama bununki yani çifte özellik, hem bu çift fan tasarımı daha önce başka markada görmediğim bir şey değildi ama Durması özel. Özel. Şey. Bunlar. Başka da bir fark yok abi. Çıkış tarafında falan da aslında. Onlar birebir aynı. Çok bir şey yok. Peki takıp çalıştırması mı kaldı şimdi? Vallahi takıp çalıştıracağız. Orada da artık son şeylerimizi, değerlendirmelerimizi yapacağız. Peki. Peki. Evet Murat. Strix Overclock Edition. Çalıştırdık. Çalıştırdık. Şimdi daha önce söylediğim gibi, hatta bunun önemli özelliklerinden bir tanesi, kutusunda da 0 desibel diyor. Fanların dönmemesi. İşte gerekmiyorsa. Gerekmiyor. Şu anda dönüyor ediyorum mu? Hayır. Şu an parmağımız oktav içeri döndürüyoruz. Şimdi fanları. Çok ekran kartı gördük. Fan kontrolünün her türlü şeklini gördük ama yani kaçırmış mıyım bilmiyorum ama ben duranını görmemiştim şimdiye kadar. Evet, bu duruyor abi. Bunun bir de AMD tarafında da bir versiyonu var. Strix Edition. İki tane bunlar işte söylemiştim. O da böyle. Bu 65 dereceyi bulana kadar böyle duracak. Onun dışında ben şurada hazır şey, şurada sana göstereyim. Bak soketler demiştik yukarı doğru. Bak burada aynı şekilde yukarı doğru. Yani şeyleri çıkartmak kolay oluyor. Soketleri yerine takıp çıkarmak. Evet. Ve bak şurada tırnağa yukarı doğru. İki tane LED'imiz var. İşler yolundaysa beyaz yanıyor burada yandığı gibi. Güzel. Dışarıdan bir bakışta. Anlıyorsun. Anlıyorsun. Fan dönmüyor ama. Fan dönmüyor. Şimdi bu da GPU Tweak Asus'un yazılımı. Burada sen de overclock yapabilirsin şuradan çok basit bir şekilde. Fan ayarlarını da yapabilirsin. Sol tarafta monitör, yani buradan sıcaklığımızı vesaire hepsini görüyoruz. Bak mesela şu anda ne diyor GPU'ya? 48 diyor. 48 derece de tutmuş evet bu sistem.
İstiyorsan bir oyun da hani şey olsun, çalışsın. Şöyle. Fan herhalde ateşleyecek. Herhalde çünkü kolay bir oyun değil. Ayarlar da en sonda olacak. Orada yüklensin. Bu Batman'in yenisi değil mi? Yenisi, en sonuncusu. Şöyle şimdi biraz değerlendirelim. Zaten benchmarkların sonuçları da girecek. Tamam. Bu kart standart 780'den hızlı mı? Kesinlikle hızlı. Şüphe yok. Ben bunu biraz da overclock ettim. Hızını 1150 MHz'e kadar çıkarabildim. Tamam. 1200 denedim, olmuyor. Sorun çıkıyor. 1150'ye kadar da overclock yaptım. Şimdi yüksek sıcaklık olarak benim ulaştığım 72 derece. Hmm. Öte yandan kendi referans tasarımda 80'di. Evet. Bu iyi. 359 watt harcıyor bu sistem şu anki haliyle. Yük altında. Komple sistem. Ama eğer overclock edersem 380'e çıkıyor. Tamam. Yani ciddi bir voltaj arttırmalı. 600 watt güç kaynağı gerekli. Garanti olur. Evet. Fan 2200 devirlere çıkıyor, iniyor. O ama hiçbir zaman rahatsız edici bir seviyeye gelmiyor. Güzel. Şimdi 60 kaynağın üzerinde hız gözüküyor. Ki görürsün. Bu çözünürlük 1080p değil. 2560'a 1440 bizim Sony test monitörümüz ki zorlasın diye fana yapıyoruz. Fana bakmak istiyorum. Fan henüz bak şimdi başladı. Çalıştı. Evet. Çalıştı da. Minimum hızda. Hiçbir şey yok. Evet. Yani şey yapmıyor. Öyle bir gaza basıyor böyle hemen aşağı indirme, öyle bir şey yok. Adım adım artıyor. Başladı ama ses gelmeye. Tabii burada duyacağız. Buradaki güzellik şu abi. Şimdi sen oyuna girmişsin. Bam güm sesler giriyor. Bu sesi duymayacaksın ama oyundan çıktıktan sonra sıfır ses olması önemli. Orada o zaman böyle çalışsaydı duyardık. Akşam download yaparken makine gece. Değil mi? Sıfır ses olması herkesin tercihi olur. Dediğim gibi abi bunun kendiliğinden zaten overclocklu geliyor. Daha bunu overclock etmenin ben hiçbir faydasını görmedim. Birkaç FPS artışı elde ediyorsun. Evet. Ama yapma daha iyi. Çünkü ciddi bir hem sıcaklığını arttırıyorsun aletin hem güç tüketimini arttırıyorsun. Tamam. Gerek yok. Tabii şimdi daha ilk bölümde söylemiştik. $1000 eder mi sorusu var. Şimdi bir defa 780 Ti etmiyor. Yani ne yaparsan yap o her zaman daha hızlı olacak. Ve 780'in fiyatı da daha düşük sonuçta. Bu paraya alırsın. Alırsın. İki tane normal 780 alamam ama yok, değil mi? Alamazsın. O $1600 eder. Ama 780'in de referansı bu kadar. Bunda bu özellikler yok. Yani tamamen sessizlik diye bir evet. şey olmadığı gibi yük altında da ses yapıyor. Evet. Dolayısıyla bu biraz özel bir ürün. Tabii bundan herhalde koli geleceğini tahmin etmiyorum. Sınırlı sayıda gelecektir. 6 GB bellek işine yarar mı? Şöyle yine işte hep söylüyorum. Watch Dogs'ta gördük 3 GB'ın üzerinde bellek kullanırım diyeni ama 6'yı da doldurmazsın. Hani bu biraz şey için belki düşünür. Bu karta $1000 veriyorsan bunu 2 sene kullanıyorsun diye evet, düşün. Evet. O zaman tamam bir güvenlik. Güvence. Tamam çok işini çok iyi yapıyor. Vaat ettiği her şeyi de yerine getiriyor. Sessiz çalışıyor. Full sessizlik gerçekten var. Rakamları görüyorsun. 2560'a 1440. Ve 114 frame ortalama hız gösterdi. Tabii yani bununla bunu kullanıyorum. Üstüne bütün ultra ayarları açıyorum. Ancak ben böyle işte 60'lara yaklaştırabiliyorum. Monitörün falan zaten Full HD değilse bundan işin olmayacak senin. Evet. 780'i bu kadar sessiz, sakin, sıcak, serin tutabilmek zor bir iş. Asus çözmüş. Ama bedelini de istiyor. Verecek misin, vermeyecek misin? O da senin bütçenle ve zevkinle alakalı. Bu biraz şey abi, bu hobicilerin işi aslına bakarsan. Evet. Yani çok fazla da fiyatını falan düşünmeyip, tabii. Daha çok ben bunu istiyorum deyip, vallahi, belki 6 GB yüzünden, belki 0 desibel duran fanı yüzünden istiyorum deyip alıp geçecek adamlar tabii. var. Tabii. Yani şunu da söyleyeyim. Titan Z için sürekli hani mağazayı arayıp geldi mi geldi mi diyen müşteriler varmış. Evet. Öyle bir kitle de var evet, sonuçta. Evet. O yüzden alıp geçecek adamlar var. Evet. Yani bunlarla işin yoksa zaten bu sessizlik vesaire oyunlarıyla işin yoksa 780 Ti alırsın. Daha yüksek performans. Ya da işte AMD tarafında da 290X alırsın vesaire. Evet. Bu özel bir kart. Zaten Asus'ta da iki tane var demiştim. Bu 780 Nvidia tarafı. Bir de AMD'de karşılığı var. Bir de 280'de AMD'de var. AMD. Strix Edition.
Karşılığı var. Peki. Karşılığı var. Vaziyet bu abi. Evet. Özel bir ürün. Zevkliydi. Yani böyle şeyler bize yarıyor değişik, ama. Değişik bir ürün. Evet. Alıcısı az işte. Alıcısı az olacaktır çünkü ciddi pahalı. Kuruş kuruş ekran kartını yenilemek için para biriktiren adam onun düzünü tercih edecektir eğer 780'e kadar çıkabiliyorsa. Bu tür lüks ürünler senin dediğin gibi meraklısına pek kuruş hesabı yapmasına gerek olmayan da daha çok keyfini tatmin etme beklentisi olana yönelik. Bir şey söyleyeyim, bana geldiğinde henüz piyasada yoktu. Evet. Bu fiyatı bana Asus söyledi ama biliyorsun piyasaya çıktığında belki değişebilir, edebilir. Tabii ki. Ben bana söylenen fiyatı söylüyorum. Ya standartın üzerinde olacağı kesin. Kesin kesin. Standart sürümün üzerinde olacağı kesin. Murat böyle. Evet. Strix Overclock Edition'ı görmüş olduk. Görmüş 780. Olduk yani abi. Evet. Peki. Başka bir videoda görüşmek üzere.